Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Atatürk Havalimanı karşınızda. Havalimanının pistleri uzun zamandır tartışma konusu. İşte Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistleri. Sözde pandemi hastanesi yapılmak üzere gördüğünüz gibi iki çok kıymetli pistin ucunda kırılmış ve barakalardan oluşan binalar yapılmış. Aslında esasında burada bir pandemi hastanesine ihtiyaç var mıydı? Mümkün değil tabii. Bakın hemen şu ön bölümde, yani şurada hastane yapılabilecek olağanüstü gelişikte o hastane yapılan yerin yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir arsa olmasına rağmen oraya yapılmadı. Gördüğünüz gibi iki tane son derece kıymetli pist ki çok çeşitli değerler var. Yaklaşık 4 milyar dolara mal olduğu söyleniyor bu iki pistin. İki pist kırılarak şurada gördüğünüz pandemi hastanesi bunun üzerine inşa edildi. Gördüğünüz gibi bir tek pist kaldı. O da daha çok kargo uçuşlarına uçuşlarına kullanılmak üzere tutuluyor. Böyle bir hastanenin şu gördüğünüz hemen birinci pistte, yani hemen denize paralel geçen pistte 747 gibi, 757 gibi büyük gövdeli uçakların uçması durumunda hastane içerisindeki fiziki koşulların sağlanmasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Doğrudan Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistlerini görebiliyorsunuz. Evet, gerçekten işler acısı. Türkiye'nin havacılığına verdiğim o kadar emek, bu hava meydanının ayakta kalabilmesi için yaptığımız bütün mücadeleye rağmen, evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Türkiye'nin vicdanını sızlatan büyük bir dramı üzerinden uçarken sizlere de gösterebiliyorum. Dünyanın en önemli hava meydanlarından birisi, en prestijli hava meydanlarından birisi, üzerinde Atatürk Hava Meydanı ismi taşıdığı için Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesine gelen insanlar Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılandığı için Atatürk Havalimanı isminden kurtulmak ve daha birçok nedenle o bahsekonu pis katliamı yaşandı ve bugün o havalimanı gerçekten hepimize vicdanını sızlatır halde.